Arkadaşlar makalemizin son bölümünü bitirmeye çalışacağız. Bu bölümümüzde chapter 5 arkadaşlar. Yine nokta bulalım. Evet. As a school district, we take retention very seriously, said Mary Catherine Relyak, who is the head of the district. Yani arkadaşlar, yani bu okul bölgesinin müdürü olan, yani yöneticisi olan, başı olan, bakın head of the district, yani bu okul bölgesinin yöneticisi olan Mary Catherine Relyak'ın dediğine göre as a school district, yani biz okul bölgesi olarak, yani bir okul bölgesi olarak, we take retention very seriously, yani biz sınıf tekrarını oldukça ciddiye alıyoruz diyor arkadaşlar. We take retention sınıf tekrarı, yani sınıfta tutunma anlamında, we take retention very seriously, yani biz bu okulda tutunmayı, yani okul tekrarını, sınıf tekrarını arkadaşlar çok ciddiye alıyoruz diyor. Şöyle geldim şuraya. Evet. Şöyle. She said the district involves parents, a team of educators, school counselors and school leaders to help decide what is the best for each child. Yani yine onun dediğine göre, yani she said, yani onun dediğine göre arkadaşlar, yani her bir çocuğun, bakın her bir çocuk için, for each child, each child yani her bir çocuk için, yani en iyi kararın alınmasına yardımcı olabilecek, yani yardımcı olacak, yani okul liderleri, okul danışmanları, ondan sonra eğitimcilerden oluşan bir takım ve ailelerden oluşan oluşmaktadır daha doğrusu. Neresi? The district, yani bu okul bölgesi. Tekrar üzerinden geçelim. Yani onun dediğine göre, yani bu okul bölgesi, yani bu okul kampüsü diyelim arkadaşlar. Okul kampüsü, yani öğrencilerin, mesela her bir öğrenci için en iyi kararın alınması, yani en iyi kararın ne olduğuna karar verilmesi yönünde yardımcı olacak okul liderlerinden, okul danışmanlarından, eğitimcilerden oluşan bir takım ve ailelerden oluşmaktadır diyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çevirdim. Yine buraya geliyorum arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet. Bryce says Brian's retention helped him receive an individualized education program. Yani yine Bryce'ın dediğine göre arkadaşlar, yani Bryce'ın sınıf tekrarına kalması, bakın Bryce's retention, yani Brian'ın sınıf tekrarına kalması, evet, yani ona receive an individualized education program, yani onun, yani kişiselleştirilmiş bir eğitim programı almasına yardımcı olmuştur. Ya da şöyle de anlamlandırabiliriz. Yani yine Bryce'ın dediğine göre Bryce'ın sınıfta kalması, yani sınıf tekrarına kalması ona, onun yani kişiselleştirilmiş bir eğitim programı almasına yardımcı olmuştur diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan geliyorum şuraya. The special education plan gave him more support as he attended sixth grade again. Yani bu Brian denilen çocuk attended sixth grade again, yani 6. sınıfı tekrar etmesiyle birlikte, yani tekrar etmesiyle a special education plan, yani onun için mesela hazırlanmış özel eğitim planı gave him more support, yani ona daha fazla destek sunmuştur diye çeviriyorum. Şöyle devam edelim. Evet. Brian said he felt like the extra support was very important. Brian said he felt like the extra support was very important. Yani Brian'ın yine dediğine göre, yani onun diyor mesela böyle ekstra destek alması, yani oldukça önemliymiş arkadaşlar. Evet. Şöyle devam edelim. He said he likes having one-on-one help from teacher sometimes. Yani kendisinin yine dediğine göre kendisi yani yüz yüze, yani bazen mesela having one-on-one help, yani bir bire, yani öğretmenlerden böyle bazen bir bire eğitim almasından hoşlanıyormuş arkadaşlar. Yani öğretmenlerle böyle yüz yüze eğitim almasından mesela kendisi hoşnutmuş. Yani o bu durumu seviyormuş diye belirtiyor. Değerli arkadaşlar, son cümlemizi, yani paragrafımızı çevirmeye çalışacağım. Bakalım şuradayız. I think because of the pandemic, we as parents were able to see how much he was struggling, Price said. Yani yine Price'ın dediğine göre, yani o diyor arkadaşlar, diyor, I think because of the pandemic, yani zannedersem pandemiden dolayı
we as parents, yani hepimiz birer ebeveyn olarak were able to see how much he was struggling. Yani onun ne kadar mücadele içerisinde olduğunu görebildik diye çeviriyorum. Şöyle yine buradan. And we were able to recognize that he needed more help in order to be successful on his own. Ve biz yine onun kendi başına başarılı olabilmesi için yani yardıma ihtiyacı olduğunu yani en sonunda yani fark edebildik şeklinde çeviriyorum. Yine üzerinden geçelim. We were able to recognize arkadaşlar fark etmek yani anlamında. Anlamak, onamak anlamında. Yani en sonunda biz yani fark edebildik. We were able to recognize. Yani fark edebildik. Neyi? That he needed more help in order to be successful on his own. Yani kendi başına başarılı olabilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu en sonunda, yani en sonunda kelimesini ben burada veriyorum. Yani ihtiyacı içerisinde olduğunu görebildik şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Tabii arkadaşlar elbette bundan daha güzel çeviriler de yapılabilir. Ama mesela benim yapabileceğim olay bu. Böyle bir mücadele içerisinde oldum. Burada da arkadaşlar word in this story yani bu hikaye içerisinde bulunan mesela kelimeler akademik, karantina, motivate, advance and district. District ne demek? District bir bölge demek arkadaşlar. Bakın area established by government for official government business. Yani district denilen bölge arkadaşlar devletin resmi kurumlarının mesela bulunduğu, kurulduğu bir bölge. Advance, move forward yani ilerleme demek anlamında. Motivate, to give a reason for doing something yani bir şey yapabilme, yani bir şey yapabilmek için verilen bir neden, yani oluşturulan bir neden. Karantina biliyorsunuz arkadaşlar the situation of being kept away from others yani diğer insanlardan uzak tutulma durumu to prevent disease from spreading. Örneğin mesela yani bir hastalığın yayılmasını engellemek için diğer insanlardan bir insanın uzak tutulma durumu arkadaşlar. Akademik biliyorsunuz ki relating to schools and education yani eğitim ve okullarla ilgili diye söylüyor. Değerli arkadaşlar bu hikayeyi bitirdik. Bir makaleyi bitirdik. Bunun sayfalarını yani bunun Türkçe anlatılmasını içeren videoları hepsini tek sayfada hazırlayacağım. Size sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlar tekrar isteyen çalışmalar arkadaşlar. Öyle bir defa okudum bırakayım değil. Tekrar isteyen çalışmalar. Buradaki kelimeleri tabii sizin de çıkarmanız, çalışmanız lazım. Anlam vermeniz lazım. Öyle bir bakışta ben okudum, anladım. Ya da işte şunu demek istiyor değil. Düzgün anlam çıkartma kabiliyetine erişmemiz lazım. Düzgün anlam çıkartmamız lazım. Yani ne okuduğumuzu anlayabilmemiz lazım. Bunun mücadelesini bile ben bile veriyorum arkadaşlar. Halen çalışıyorum. Değerli arkadaşlar fazla söze gerek yok. Her şey ortada. Bir sonraki akademik metinde tekrar görüşmek dileğiyle umarım takipte kalırsınız. Siteye abone olun arkadaşlar. Abone olmakta subscription yani subscribe olun. Evet.